Gündem Özel Halk TV ekranlarında kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Kısa aranın ardından yeni müfredat eğitim sistemini tartışmaya sürdürüyoruz. Tabii diğer konulara da gelecek vakit ama bu konuyu öncelikle iyice bir ele alalım. Metin Lütfi Baydar'da kalmıştık. Telefon attığımızdan sonra Mustafa Solak'la görüşmüştük. Metin Bey, size laiklik, Atatürk kısımlarının yeni müfredatta giderek azaldığını görebiliriz. Siz neler söyleyeceksiniz? Artık iyiden iyiye neredeyse yok haline geldi diyebiliriz yani. Giderek zayıflatıldı etkisi. Buyurun. Şimdi Hristiyan dünyası Orta Çağ karanlığında ciddi bir kavga içerisinde iken, daha sonra 17. yüzyılda 1789'da Fransız ihtilaliyle ulus devletler ortaya çıkmış. Papanın hakkı papaya, devletin hakkı devlete diyerek din yapılarının siyaseti yönlendirilmesine son veren bir anlayış ortaya çıkmıştır. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuları iyi okuyan, değerlendiren ve Türkiye'nin yönetim modelinin ne olması gerektiğini Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ortaya koymuş ve laik bir cumhuriyeti, demokratik bir cumhuriyeti kurgulamıştır. Ve kurarken de birçok yapılan eleştirinin tersine, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarken, Halk Fırkası'nı kurarken, o bildiğimiz önce 4 ok sonra 2 okun ilavesi öncesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3 temel ilke üzerine kurmuştur. Ve arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, arkadaşlar yakında Cumhuriyeti ilan edeceğiz ve Cumhuriyeti devam ettirebilmek için Halk Fırkası'nı kuracağız. Ve Halk Fırkası'nı niçin kuracağız biliyor musunuz diyerek anlatmıştır. Halk Fırkası kuruluşunun birinci amacı olarak şunu açıklamıştır. Arkadaşlar, bu topraklarda 1071'den beri Ezan-ı Muhammediye okunur. Ezan-ı Muhammediye sadece bir namaza çağrı değildir. Evet. Bizim için egemenliğimizin sembolüdür. Egemenlik onun için önemlidir demiştir. İkincisi, bu görmüş olduğunuz ay yıldızlı bardak, bayrak hiçbir zaman inmeyecek. Ve o ilelebet devam edecek, şehidimizin alkanıdır. Üçüncüsü de bizim misak-ı milli sınırlarımız, vatan toprağımızdır. Bu vatan toprağı asla bölünmeyecek diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurmuştur. Laiklik diyerek birçok konuda, özellikle Cumhuriyet karşıtlarının Atatürk'e karşı yapmış oldukları eleştiri, Atatürk Hristiyanlığın, Hristiyan dünyasının 17. yüzyılda yapmış olduğu Hristiyanlıktaki Rönesans ve reformu, 1923'te Cumhuriyeti ilan ederek Müslümanlıkta da reform yapmıştır. Ve bu reformu Türkiye neredeyse 100 yıla yakın süredir de taşımaktadır. İslam dünyası için örnek ülkedir Türkiye. Yani hem inancını yaşayabilen, hem devlet işlerine, siyaset işlerine dini bulaştırmayan bir sistemdir. Bu dünyadaki yegane ve biricik ve başarılı projedir. Bir İslam çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede. Bunun yaşatılması, bunun hayata geçirilmesi ve modern dünyanın bir parçası olması sağlanan ülke, övülmesi, bunun öne çıkartılması gerekirken, bunlardan müfredatta hiç bahsedilmemesi, bugüne kadar bahsedilmesi gittikçe azaltılarak var olan konuların da tamamen çıkartılması, hatta Türk Dili Edebiyatı bölümünde, yani söylevden, nutuktan bahsederken, Atatürk'ün nutkundan bir cümle bile bahsetmemek, esasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda içerik dediğimiz müfredatı hazırlayanların ne kadar gaflet ve delalet içerisinde olduklarının kanıtıdır. İnsanlar yaşadıkları cumhuriyetin bugüne kadar geldiği seviyeye bakarak yaptıklarından utanmaları lazımdır bu müfredat değişikliğini yapanlar. O sayede Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar gelmiştir. Sen Türkçe'de bir cümle bile Atatürk'ten bahsetmiyorsun. Türkçe dersinde, Türk Dili Edebiyatı'nda nutuğu anlatıyorsun. Nutuk konusunu, söylevi anlatıyorsun. Nutuktan, söylevden bir cümle bahsetmiyorsun. Ve onun yerine bütün derslerin başına değerler eğitimi adı altında bir şey veriyorsun. Ve Türkiye'nin geçmişinde var olan bunca kahramanlıkları bir kenara bırakarak 15 Temmuz'da henüz ne olduğu netleşmemiş, kahramanın kim olduğu belli olmayan, kahramanının kim olduğu belli olmayan bir olayı bir kahramanlık destanı olarak kendine göre yazmaya çalışıyorsun. Ötekinler
Yani Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Zaferi bunlar sadece bizim toplumumuz tarafından değil, dünyanın bütün toplumları tarafından da kabul edilmiş, hakkı teslim edilmiş temel zafer ve destanlardır. Bu destanlardan bahsetmiyorsun. Hala yargılama süreçleri devam eden, ne olduğu konusunda hala uluslararası medyanın tartıştığı, Türkiye'deki medyanın tartışamadığı, bazı şeyleri söyleyemediği bir yapıyı sen destan diye Atatürk köşesinin karşısına 15 Temmuz köşelerini kurarak ilkokullarda bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Esasında bu hiç lafı eveleyip gevelemeye gerek yok. AKP'nin dünyadaki siyasal İslam, İhvan-ı Müslüm'ün bir parçasının olduğu kanıtıdır. Eğer Cumhuriyeti yıkmazlarsa, yani Cumhuriyeti ortadan kaldıracak olan temel yapıyı ortadan kaldırmadıkları takdirde, bu yapıyı bozmadıkları takdirde, İhvan-ı Müslüm'ün anlayışı, o cihat anlayışını, Selefi, Vahabi anlayışın Türkiye'deki devamını kuramayacaklarını biliyorlar. Bir de öyle tehlikeli ki Müslüman kardeşlerin de yakın zamanda terör örgütü listesine de alınacağı da söyleniyor. Evet. Sen terör örgütü listesine alınmış olan Müslüman kardeşleri en yakın kardeşin olarak Mursi'yi Mısır'da, Hamas'ın lideri El-Meşali şeyde Filistin'de kardeş kabul edeceksin. Bunlarla ilişkilerini Türkiye'deki temel kardeşlik ilişkilerinin ötesine taşıyacaksın. Evet. Ve ondan sonra kalkıp bize ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıyım, işte devlet başkanıyım diye post takınacaksın. Hı hı. Sen bu yaptığın yapılarla bu siyasal İslam anlayışını Milli Eğitim müfredatı içerisine yerleştirmenin taşlarını örerken bizim de kalkıp bu müfredata karşı çıkmamamız mümkün değil kardeşim. Sen ne yapıyorsun ya? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir İslamiyet'te Rönesans ve reform olarak kurduladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini yok sayacak, onun yerine kendi siyasal İslam anlayışının İhvan-ı Müslüm'ün vasatını oluşturacak, onun İhvan-ı Müslüm'ün taraftarı cihat bekleyen, dünyada İslamiyet'in kılıcını sallamak için bu günümüzün dünyasında bunun IŞİD gibi mücadelesini etmeyi hedefleyen bir nesil yetiştirmeyi hedefleyeceksin. Bu müfredattan bu çıkar. Bunun ötesi çıkmaz. Ondan sonra da dünya nereye gidiyor? Dünya başka şeyler konuşuyor. Dünya birçok buluşlarla uğraşıyor. Birçok yeniliklerle uğraşıyor. Dünyada eğitimle ilgili çok farklı konseptler gelişiyor. Bizse başka şeylerle uğraşıyoruz. Bakın önümüzdeki 10 yıl içerisinde çocuk diyelim üniversite sınavına internet üzerinden herhangi bir ülkede başlayabilecek, sınava da girmeden diyecek ki ben lise yeterliliğim şudur, hemen kısa bir şey yapacak, internette sınava girecek. Bu ene sayesinde iktisat eğitimine başlayacak. 2 sene sonra Finlandiya'da belki sömestrinin birisini orada okuyacak. Ondan sonra kalkıp bir bölümünü belki Belçika'da okuyacak. Son bölümünü de gelip Türkiye'de okuyacak ve internet üzerinden tamamen bir şey alabilecek. Yeterlik belgesi alabilecek. Şimdi biz üniversiteleri, böyle işsizliği geciktirme kurumları, liseleri ve ortaokulu, ilkokulu da kendimize seçmen yetiştirme vasatı olmaktan çıkarmadığımız sürece önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı, 50 yılı kaybedeceğiz. Bakın bizim en önemli mazotumuz, petrolümüz gençliğimiz ya. Nüfusunun %50'si 28 yaşın altında bir gençliğimiz var, ülkemiz var. Muazzam genç bir nüfus. Bunları bizim mühendis ciddi olarak, yani yazılımcı, gerçekten teknik eleman, düşünen, buluş yapan insan yetiştirmek yerine biz bunları hayatı sorgulamak yerine hayatı olduğu gibi kabul eden, böyle bir sorgulamayı kenara bırakan bir gençlik yetiştirerek çağı ıskalama ama kendine seçmen yetiştirme anlayışına terk etmiş durumdayız. Türkiye bunun farkında. Türkiye AKP'nin de Tayyip'in de ne yaptığının farkında. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın ne yaptığını, ne yapmak istediğini artık gizleyecek şey kalmadı. Hani güneş balçıkta sıvanmaz. Bunların düşünceleri ortada. Bunlar tamamen Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırıp kendilerine göre yeni bir 15 Temmuz miladıyla yeni bir devlet yaratma derdindeler. Ve bunu da Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kullanarak yapıyorlar. Acı olan da bu. Ya yeter artık diyorum ya, bunu nasıl olacak ya, nasıl mücadele edeceğiz biz, nasıl olacak? Bakın son dönemde
özellikle yapılan çalışmalara göz atıyoruz. Yani milyar dolarları özellikle Google gibi, Microsoft gibi, Apple gibi firmalar beyindeki bilgilerin acaba bir flash belleğe depolanması mümkün mü? Flash belleğe depolanan bu bilgilerin acaba ölen bir canlının hücresinden yaratılacak olan bir yeni canlı türüne o depo bilgilerin aktarılması mümkün mü? Acaba bununla sonsuzluk böyle mi mümkün olacak tarzında çalışmalar yapılır iken biz TÜBİTAK'ta abuk subuk konulara proje yaptıran ve tamamen hamaset üzerine kurulu olan, kendimize propaganda yapan, dünyayla yarışma gayretinde olmayan, ey diye başlayan cümleler kurarak kendi seçmen tabamızı pişmişlemeye yönelik olarak bir konuşma ve söylem içerisindeyiz. Hatta ben de ilave bulunayım. Mars'ta acaba kablosuz internet bağlantısı kurabilir miyiz? O var mı diye çalışma yapıyor insanlar. Evet. Ona dünyayı yönelik olarak yani. Eğitim dediğiniz şey şu önünüzdeki cep telefonuna girecek. Yani tamamen bunun üzerinden çok daha yaygınlaşacak. Yani yeni dönemin birçok yeni meslekleri ortaya çıkacak. Yani yapay zeka dediğimiz bir olay var. Yapay zekayla Endüstri 4.0 dönemi geliyor ve birçok insan makine nedeniyle dünyada işsiz kalacak ama onların özellikle farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine yönelik yaşam boyu öğrenimle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor. Acaba bu insanları buluşa, çalışmaya, teknolojiye nasıl yönlendirebiliriz diye. Evet. Yani ama sen aklı sınırlandıran insanı, yani o kişilik gelişmesini tamamlamamış olan çocuklara belirli bir skolastik eğitimi verme derdinde olan, çünkü derdin senin Türkiye'nin teknoloji alanında buluş yapması bilmem ne falan değil. O olsa öyle davranmazsın çünkü. Yani bu inanç eğitimiyle modern bilimsel eğitimi karıştırmazsın. Ama sen ne yapıyorsun? İnanç eğitimiyle modern bilimsel eğitimi karıştırıp tamamen inanç eğitimine yönelik, arada da ortaya karışık gibi bir bilimsel eğitim vermeye çalışıyorsun. Oradan işte buluş yapan çocuk çıkmıyor kardeşim. Oradan çıkmıyor. Dünya bunu böyle yapmamış zaten. O yüzden devamlı geriye giden bir durumdayız. Ya onu söylüyorum işte, üniversite, biz 20 yıl önce üniversiteler olarak İran'ı falan, İran esamesi mi okunurdu ya Türkiye'nin yanında? Ama bugün bakıyorsunuz İran özellikle fizik, matematik, temel bilimlerde, kimyada Türkiye'yi geçmiş durumda. Türkiye'yi sollamış durumda. İran ya, bu burnumuzun dibindeki İran aldı bizi geçti. Ha, tıpta mühendislikte fena değiliz ama orada da zorluyorlar, geliyorlar. O tıpta ve mühendislikteki durumumuz da eskisi gibi değil. Yani bakıyorsunuz sadece var olan çalışmaların tekrarını yapan bir anlayışla doktora ve test çalışmaları yapıyoruz. Yeni bir buluş. Acaba doktora tezlerinin kaç tanesinden buluş çıktı? Neden biz doçentlik ve profesörlükte patenti esas almıyoruz? Patenti olmayan adamı yapmayalım kardeşim profesör. Patenti olsun, buluş yapsın. Ona yönelik olarak bir sistem kurgulayalım. Ama sen onun aklını verecek olan bir çalışma ortamı yarat. Yok adam imza attı diye dışarı atıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Bankasya'ya para yatırdı diye aslanı kenara koyuyorsun. E ondan sonra o üniversitelerden buluş mu çıkar ya? Üniversite dediğiniz yer her türlü septik düşüncenin tartışıldığı ama ortak akılla, sağduyuyla şey olan bir yerdir. Bakın Bologna Üniversitesi dünyanın ilk üniversitesi olarak adlandırılır. 1070'li yıllarda kurulmuştur. İlk 5 rektörü Papa'dır hocam. İlk 5 rektörü. Ondan sonra günümüzde Umberto Eco'yu, Romano Prodi'yi yetiştirmiş olan üniversitedir. Bugün dünyanın en sol felsefi görüşlerinin tartışıldığı bir üniversitedir. Demek ki üniversite tek tip adam yetiştirmez. Sadece benim adamım olsun, sadece işte şu tip adam olsun, sadece AKP'li olmaz kardeşim. Doğanın diyalektiğine ve yaşamın örgüsüne aykırıdır bu. Üniversite adına aykırıdır. Üniversitede sağcı da olacak, solcu da olacak, dinci de olacak, herkes olacak. Tartışacak kardeşim. Ülkücü de olacak. Buradan bir şey çıkacak. Sen buna, bu vasata müsaade etmiyorsun. Tahammülün yok çünkü. Benim gibi olacak. Herkes bana benzesin diyorsun. Olmaz. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı monarşidir. Sen seçimli monarşi istiyorsun ya. Senin istediğin Atatürk'ün kurduğu demokratik Türkiye değil. Kadını kenara koyuyorsun. Bakın 15 yıllık istatistiklere. Kadını eve kapattınız ya. Kadını çalışma hayatından aldınız, eve soktunuz. Ya tamam çocuk, tabii ki
çocuk doğuracak, bakacak ama kadının yani Cumhuriyet Projesi'nin, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin her zaman övünmüş olduğu Cumhuriyet Projesi'nin en önemli eseri kadının ön planda olmasıdır. Sen kadını kenarda dursun, çocuk baksın, abi yemek yapsın, uğraşmasın. Tabii. Yani maalesef. Kadını sen tekrar tutsak yaptın. Kadın ön planda olacak kardeşim. Kadın ön planda olmadan Cumhuriyet Projesi olmaz, demokrasi olmaz. Kadın sen erkeğini de kenarda biat eden, öyle işte bana sadece bana biat etsin, oy versin diyen bir gençlik yetiştirmek istiyorsun. Oradan da bir şey olmaz. Oradan da işte birçok böyle, yok ben AKP gençlik kollarında biraz çalışayım, oradan iş bulayım anlayışıyla bir mantık koyuyorsun. Olmaz kardeşim. Liyakat. Liyakatı kaldırdın ortadan ya. Liyakatı kaldırdın, ne hale soktun işte. Emniyeti ne hale soktun. Türkiye'nin bütün mahrem kurumlarını son 15 yıl içinde FETÖ'ye teslim ettin. Ne oldu? Şimdi de başka cemaatlere, Saygı Bey çok güzel anlattı. Başka cemaatlerle onun yerine ikam etmeye çalışıyorsun. Kardeşim sütten ağzın yansın ya. Bir yoğurdu üfleyerek olmaz. Bu cemaat işinden vazgeç. Yok bana yakın cemaat. Cemaat bırakalım kardeşim, ne cemaati ya. Elhamdülillah Müslüman. Herkesin inancı kendine. Herkes inancını dibine kadar yaşasın. Ama bu cumhuriyet ya. Cumhuriyeti yönetirken insanların inançlarına, kökenlerine, bunlara karşı kör olacağız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bizim için eşit olacak. Bu Cumhuriyet Projesi'nin özü bu. Herkese insan olduğu için eşit davranacağız ve eşit sorgulayacağız. Biz onu bıraktık. İşte dış politika konuları. Sünni bir dış politika izliyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz bütün Sünnilerin yanındayız. Onun dışındakiler Türk haka. Ya böyle bir politika Türkiye Cumhuriyeti'nin yani yurtta sulh, cihanda sulh noktasından geldiğimiz noktaya bakın ya. Nereden? Ya son hani oradaki rezillikleri anlatmaya şeyimiz yok yani, vaktimiz yok. Şimdi kalkıyorsunuz ya 71 tane aslan gibi özel kuvvetlerden komando arkadaşımızı, kardeşimizi Elbap'ta şehit verdik. Niçin? Senin yanlış Suriye politikan yüzünden. Elbap'ta şehit verdik de ne oldu? Var mısın Suriye'de? Kenara kondun. Dış kapının dış mandalı oldun. Suriye'de var mısın? Neredesin sen? Yani Rakka'da var mısın? Yoksun. Hani Afrin? Ne oldu Afrin? Hani Afrin'e girmeden Türkiye'deki terörü senin önlemen mümkün mü? Yok. Ondan sonra Irak'ta ne oldu? Irak'ta yani işte 24 Eylül'de referandum var. Referandumla ilgili gıkın çıkıyor mu? Bir iki tane laf söyledin, o kadar. Evet, biraz demek ki geliriz 23 dakikalık Trump'la yaptığın konuşmada ne kondu senin önüne kardeşim de sen bir anda dut yemiş bülbüle döndün. Ne kondu senin önüne? Onu bir bilelim biz ya Türkiye olarak. Benim bir milletvekili olarak bilmeye hakkım var. Sen Trump'la ne konuştun kardeşim? Trump senin önüne ne koydu? Ne koydu senin önüne de sen bir anda Irak'ta, Suriye'de politikanı değiştiriverdin. Ne oldu ya? Bir bilelim bunu biz. Neyin karşılığında ne oldu? Hani ne oldu ey Trump map? Yok. Yani ne oldu? 23 dakikanın yarısı da tercümeye gitmiş diye. Ne oldu işte? 10 dakikada senin önüne ne koydular kardeşim? Evet. Bir bilelim. Türk milleti bunu merak ediyor ya. Meraklıdır benim insanım. Ben de bunu merak ediyorum. Sen merak etmiyor musun? Saygı Bey siz merak etmiyor musun? Herkes, her Türk vatandaşı yani, eder mi? Seyirci merak etmiyor mu? Ne konuştunuz kardeşim siz? Ne oldu? Yani ne dediniz birbirinize? Sen ne oldu da döndün ondan sonra birden Suriye politikan tık yok. Yokuz orada. Masada yoksun. Irak'ta yoksun. Gıkın çıkmıyor. YPG ne oldu? YPG yani bağırıp çağırıyordun. Ne oldu? YPG'nin Suriye demokratik güçleri içerisinde sana yutturulmasına evet dedin. Evet, geldiğin pozisyon bu. Altında. Geldiğin pozisyon bu. Ne oldu senin efelenmen? Niye burada efelenmiyorsun? Almanya'ya efelenip duruyorsun. Niye ticari ilişkilerini kesmiyorsun ha? Niye bağırıp çağırıp alttan ya şu ticareti kuralım devam edelim diyorsun? Bu tamamen dış politikayı, iç politikayı yönlendirme amacıyla kullanıp her türlü ticari ilişkiyi devam ettirmek için yapılan hokkabazlıktan başka bir şey değildir. Ben bunu yemiyorum artık ya. Bağırıp çağırıyorsun. Yurt dışına çıktığımız zaman AKP'li vekiller ya siz bakmayın etmeyin. Ya biz hallederiz falan noktasındalar. Böyle olur mu ya? Nerede Türkiye'nin itibarı ya? Böyle Türkiye'nin itibarı mı olur? Yani bir üç kuruşluk şeyimiz kalmadı ya. Yani darbe konusunda. Evet darbe. Şimdi dün başladı işte. Hani biraz da darbeye girelim demiştim. Oraya da girelim. Birazdan gireriz. Ha. Evet. Yani hayır bir iki cümle diyeyim. Ondan tabii, sonra buyurun o zaman, onu da şey yapalım. Şimdi ya ne oldu?
Dün başladı, Sincan'da dava başladı değil mi? Ankara'da başladı. Evet. Ne oldu? Hulusi Akar'ı başbakanlığa taşıyan pilot konuştu. Dedi ki Hulusi Akar helikopterin yanına Genelkurmay Başkanlığı Force'u taşıyan arabayla geldi. Hani darbeciler onu esir almıştı ya Akıncılar üstünde. Evet. Onunla geldi Mehmet Dişli ile beraber. Helikoptere bindi ve Mehmet Dişli'ye dedi ki ya Mehmet acele mi ettik acaba dedi. Dedi. Dün öyle açıklama yaptı ve dedi ki bu darbeyi Hulusi Akar'la Hakan Fidan planladı dedi. O yaptı dedi. Şimdi ben buradan bir milletvekili olarak merak ediyorum. Merak ya bu işte. Ya bu gerçekten böyle mi? Şimdi bakıyorsunuz Hulusi Akar darbe komisyonuna ifade vermeye gelmedi. Hakan Fidan gelmedi. Zekai Aksakallı gelmedi. Ceren Bustan bir türlü gelemedi. 15 Temmuz'dan sonra ne hikmetse Ceren Bustan ne varsa oradan buraya gelemedi. Şimdi bunlar ifade vermedi. Bir de Necdet Özel ifade vermedi. Müyesser Hanım geçenlerde yazdı. Darbeyi önleyen kişi Necdet Özel olduğunu oradan anladık. Yani telefonlar açmış bir takım şeyler yapmış falan. Ya bunların bir açıklanmaya ihtiyacı var kardeşim. Ben daha net bilgi almak istiyorum. Yani oturmuyor. Mehmet Görmez'i gecenin 9.30'unda 15 Temmuz'da hanımı arıyor. Mehmet darbe oldu haberin var mı diyor Diyanet İşleri Başkanı'na. Öyle mi ya diyor. Yani Hakan Fidan'a soruyor. Hakan Fidan yok öyle bir şey diyor. Yok mu şöyle bir şey diyor. Kapatıyor. Sonra ne hikmetse Suriye'deki oradaki işte muhalif güçlerin lideri Mehmet Görmez'in arabasıyla gidiyor. Evet. Mehmet Görmez'i de MIT'in bir zırhlı arabası götürüyor. Darbe yoksa neden MIT'in bir zırhlı arabasıyla gidiyorsun? Yani neden emekli oldun? Yok akademik çalışmalar yapacakmışım. Yani benim kafamda bütün vatan, ben kahveye gittiğim zaman bir milletvekili olarak bunu bana benim vatandaşım soruyor. Aydın hemşehrilerim bana soruyor. Diyor ki ya hocam bu Hulusi Akar nedir? Bu Hakan Fidan ne iştir? Bu Mehmet Görmez ne iştir? Bunlar nedir diye soruyorlar. Ben de bunları merak ediyorum. Bir suçlama yapmıyorum. Dün de dediğim gibi o şeyin pilotun açıklaması var, helikopter pilotunun. Ya bu sorulara bir cevap verilsin ya. Tamam 15 Temmuz destan her yere köşe yazdık ama kahramanları belli değil. Kahramanı mı yoksa başka bir şey mi belli değil. Darbeyi yapan mı yoksa sorular. Kahraman mı belli değil. Bunları bilemiyoruz. Bunların açıklanmaya ihtiyacı var. Türkiye bunları çözmeden rahatlamaz kardeşim. Bunları bileceğiz biz. Her şey ortada olacak, şeffaf olacak. Ne konuştun Trump'la? Bileceğiz kardeşim. Ne konuştun sen Trump'la ya? Ne dedin de sen burada dut yemiş bülbüle döndün sonra. Başka taraflara bağırmaya başladın. Ne oldu? Ne kondu senin önüne ya? Türkiye milleti olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak soruyorum sana. Ne kondu senin önüne? Peki. Daha fazla konuşmayayım. Peki biraz soluklan isterseniz bayağı doluydu Metin Bey. Evet, eğitimden girdi. Süreyden çıktı. Evet. Son olarak tabii 15 Temmuz'da.